Arkadaşlar merhaba. Bir Osmanlıca dersiyle daha birlikteyiz. Bu dersimizde de kısmet olursa kısa iki rıkka belge okuyacağız. Birbiriyle bağlantılı olma ihtimali muhtemel belgeyi arka arkaya sanırım. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bu yazı Nesih karakterli ama sülüs yazı. Ama şu kısım Nesih. Burası da sülüs istifli bir şekilde yazılmış. Hemen başlayalım. Lütfen dikkat. Bakın şuradan bölüyorum. Bu böldüğüm kısım. Lütfen dikkat ediyoruz. Bakın şurası. Bakın Y'nin de noktası burada. Adliye arkadaşlar. Adliye. Şu kısım ise mezahip. O halde adliye, bakın tabi şurada V'si var. Adliye ve V'yi görmüşüzdür diye düşünüyorum. Şurası bakın. Ve wow. Adliye ve mezahip nezareti. Bakın nezaret. Adliye ve mezahip nezaretinin neyi? Mezahip müdiriyeti arkadaşlar. Adet 129. Hemen matbu kısımlar sanırım bitti. Hemen el yazısı olan kısımlara geçelim. Daha önce de söylediğim gibi bu kısım artık bihi, klasikleşti biliyoruz. Bunu bahsetmeye bile artık gerek yok. Hemen şuraya bakıyorum. Bakın huzuru Sami'i Hazreti, daha önce de söylediğim gibi Sadaret ve Penahi neredeyse artık ikiz kardeş bitişik yazılıyor. Artık bunu öğrendik. O halde arkadaşlar bunu bir yazalım. Huzuru Sami'i Hazreti Sadaret Penahiye. Evet arkadaşlar artık şunu kesinlikle biliyoruz ki Sadaret ve Penahi kelimesi neredeyse birlikte yazılıyor. Bunu ayırdığını yapalım lütfen. Hemen bakın huzur ı Sami i Hazreti Sadaret Penahiye. Evet. Huzuru Sami'i Hazreti Sadaret Penahiye. Huzuru Sami'i Hazreti Sadaret Penahiye'yi birlikte alıyoruz. Çünkü bitişik yazıldığı için onu kesme imkanımız yok. Yavaş yavaş göz aşinalığı sanırım kesbediyoruz Rika yazı için. Her zaman söylediğimiz gibi tekrar ediyoruz. Dat'ın noktasını koymamış en sonda. Demek ki en sonda dat'ın noktası konulmayabilir. Bunun yerine ne yapıyor katip? Şöyle bir çengel ile bunu dat olarak gösteriyor. Ve genelde Rika yazının klasikleşmiş başlangıcı maruzu çakeri kemineleridir. Bazen şuraya ki'yi de koyuyor. Ama burada ki yok. O halde nasıl okuyoruz arkadaşlar? Maruzu çakeri kemineleridir ki. Evet. Maruzu çakeri kemineleridir ki. Maruzu çakeri kemineleridir ki. Maruzu çakeri kemineleridir ki'si yok tabi. Hemen arkadaşlar başlayalım.
Bu bir Ermeni ismi, özel isim. O yüzden zaten belli Avadis ismi var Ermenilerde. O yüzden okumakta tereddütsüz okumakta hiçbir sıkıntı yok. Avadis Arpa Yar Yan. Avadis Arpa Yar Yan Efendinin. Bakar mısınız Efendi'yi yazarken ne yapmış arkadaşlar? Sonuna nunu koymuş. Diğerleri açık zaten. Avadis Arpa Yar Yan Efendinin Maraş böyle yazılır arkadaşlar. Dikkat edin burada. Yine Maraş derken Maraş'taki Ş harfi, Şin harfinin noktaları, üç noktası üstte konulmamış. Ne yapılmış peki? Lütfen dikkat. Bir çengel yapılmış bakın. Demiş ki Rika harfinde ben sona nokta koymam arkadaş. Sona noktalı harf geldi miydi? Bu şekilde bir kanca yaparım. O zaman lütfen sonlarda nokta aramayalım. Olmaz demiyorum. Olmayabilir. O halde ne yapıyoruz? Avadis Arpa Yaryan Efendi'nin Maraş, yani Maraş Ermeni. Bakın şurası Ermeni. Gördük mü arkadaşlar Ermeni'yi? Evet, burası Ermeni. Avadis Arpa Yaryan Efendi'nin Maraş Ermeni Katolik murahhasalığına. Arkadaşlar murahhasa Hristiyanlıkta bir mevki mi diyelim, dini bir makam diyelim, murahhasalık şu gördüğünüz. Hristiyanlarla ilgili belgelerde murahhasalık kelimesini sıkça görebiliriz. Ermeni Katolik murah bakın hı ile yazılıyor. Yanında sat var. Sattan sonra H harfi konulmuş. Lam, gayn, nun. Murahhasalığına. Kim? Az önce söylediğimiz Arpariyar Efendi'nin murahhasalığına tayini ni. Bakın iki tane nun var. O zaman ne diyoruz? Tayinini mutazammın. Evet, tayinini mutazammın. Tayinini mutazammın. Sene-i Haliye Martı. Bakın tamlama yapmamızı istiyor burada. Sene-i Haliye Martı. Gayetinde, sonunda yani. Gayet son demek. Tasdir. Bakın tasdir. Buyurulan. Evet. Ne diyor? Sene-i Haliye Martı gayetinde. Gayetinde derken inde arkadaşlar bakın gayetinde nunla nundan sonra D'den sonra elini kaldırmadan H yapmış ve gayetinde oluşmuş arkadaşlar. Gayetinde tasdir buyurulan Berat-ı Ali'nin bakın buyurulan bu buranın bir Y daha var buranın. Ondan sonra R'den sonra diğer Y şuranın. İki tane Y var. Biri buranın. B'den sonra bir Y var. O zaman ne diyoruz? Tasdir buyurulan. Bakın buyurulan. Berat-ı Ali'nin evet tasdir buyurulan Berat-ı Ali'nin zayi yani kaybetmek olduğundan bahisle zayi olduğu. Arkadaşlar zayi Arapça bir kelimedir. Kaybetmek, yok etmek anlamına gelir. İsmi faildir. Zayi olduğundan bahisle kaydığından bir kıta sureti musaddakasının yani aslının aynı olan bir kopyasının bil ihraç bakın
İhraç. Evet. Şu B, şu Y, şu Lam Elif. R, Elif, Cim. Bil ihraç arkadaşlar. Bir daha okuyacak olursak o halde arkadaşlar, ne diyoruz? Gayetinde tasdir buyurulan Berat-ı Ali'nin zayi olduğundan bahisle kaydından bir kıt'a sureti musaddakasının bil ihraç İltası, ilta vermek demek. Bakın arkadaşlar, iltayı nasıl yazmış. Lütfen. Böyle yazmış, göndermiş, gelmiş, böyle yapmış. Evet. T harfini bu şekilde yapmış arkadaşlar. İltası. Bakın, T'yi bu şekilde yapmış. Şurada. Gördüğünüz gibi. İltası. Evet. İtası istidasına dair cemaati merkum Patrik kaymakamlığından verilen, bakar mısınız, verilene nunu istiflemiş, takrir musteviyen, mastur değil arkadaşlar, masturen de olabilir, evet, masturen pişkahı sami sadaret penahilerine, bakın yine tamlama yapmamızı istiyor hemze, sadaret penahileri derken yine sadaret ve penahi birlikte yazılmış, sadaret penahilerine. Biraz büyütürsek daha belki net gözükür. Sadaret penahilerine. Evet. Gördüğünüz gibi sadaret penahilerine. Sadaret neresi? Şu kısım sadaret. Evet. Burası sadaret. Bakın, penahi derken P harfi biraz kaymış. Normalde şuraya yakın olması lazım. Şu dişe. Zaten T de aynı dişte gördüğünüz gibi. O yüzden bitişik. Sadaret penahilerine. Takdim kılınmağıyla ol bapta. Ol babdayı bir daha görelim, yaklaştıralım çünkü önemli, sürekli çıkıyor. Bakın ol babdayı nasıl yazmış arkadaşlar. Ol babda yine klasik bir rika bitirişi yapacak. Ol babda emir ya da emr ve ferman, yani emru ferman. Ol babda, ol babda emr ve, bakın ve burası arkadaşlar, emr ve ferman Hazreti Veliyül, Veliyül derken şuraya bir sükun koyuyoruz, veli, çünkü şöyle bir harekelediğimizde Veliyül emrindir. Evet. Veliyül emrindir. Hemen
belgenin altında neler yazıyor bakarım. Burada bir imza var. Fi 28 Zilkade, bakın Zilkade, sene 333 ve fi 24 Eylül sene 331. Kim yazmış? Adliye ve bakın ve mezahip nazırı namına müsteşar yazmış bunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müsteşar yazıyor burada. O halde arkadaşlar böyle basit bir rikkanın arkasından yine bir rikka metin devamı sanırım. Hemen okuyalım. Arkasından da evet. Bence direkt yazıya başlayalım. Adliye ve mezahip nezareti, bakın nezaret derken yine T harfi sonda olduğu için tabi C'nin de altına gelmiş. Buna da lütfen dikkat. C ile T ayrı kelimeler olmasına rağmen T cim harfinin altında. Ve ne diyoruz arkadaşlar? Adliye ve mezahip ve burada da tabi T'nin noktası yok. Bunun da altını çizelim. Adliye ve mezahip nezareti celilesinin iş bu. Bakar mısınız? İş bu. İş bu. Tezkire-i mahlulesi ile melfufu üzerine kayda ledel müracaa. Lede kelimesinden daha önce bahsetmiştim arkadaşlar. Bakın lede. Genelde lede'den sonra elif lamlı bir kelime gelir. Burada mesela ne demiş? Ledel müracaa demiş. Ama her zaman elif lamlı gelmeyebilir. Bazen bu elif lam kalkabilir. Ama ne demek? Önce, edince, yapınca, ettiğinde, ettiği zaman. O zaman ne diyoruz? Kayda ledel müracaa, yani müracaat ettiğinde Maraş, bakın şın harfi yine Maraş'ta üç noktanın yerine gelmiş. Maraş Ermeni Katolik murahhasalığına, bakın yine murahhasalık dini bir mansıp, murahhasalığına Arpa Yaryan Avadis, daha önce Avadis başta gelmişti, bu sefer Arpa Yaryan ismi öne geldi. Avadis Efendi'nin memuriyetini havi fi 22 Cemaziyel Ula, şu çizgi sene 333. Evet, açık olduğu için dönüş yapmıyorum. Tarihiyle ıstar, ne demek ıstar arkadaşlar? Yazılmış demek. Hemen yaklaştıralım. Tarihiyle ıstar, bakın ıstar kılındığı anlaşılan. Anlaşılan derken arkadaşlar kef harfi ne olarak, nazal ne olarak yerini almış? Anlaşılan, yani tarihiyle, en baştan okuyorum, tarihiyle ıstar kılındığı anlaşılan kefi ne diye okuyoruz? Tarihiyle ıstar kılındığı anlaşılan bazen kef harfi okumayı engelleyebiliyor. O yüzden üstünü çiziyorum. Anlaşılan. Evet, anlaşılan. Anlaşılan derken arkadaşlar yine dikkatinizi çekiyorum. Nun harfi sona gelmiş. O yüzden nuna bir nokta konulmamış.
Nun harfi sona geldiği için nuna bir nokta konulmamış arkadaşlar. Anlaş, ne yapılmış onun yerine? Küçük bir çengel konulmuş. Aynı şekilde bakın berat kelimesi var şurada. Berat kelimesi de sonda geldiği için T, berat'ın T'si sonda geldiği için burada da iki nokta konulmamış. Yine harfe bir çengel yapılmış. Demek ki sonlara gelen noktalı harflerde nokta konulmayıp yerine çengel konulabiliyor. Bakın şurada da kaydından denilirken yine burada da nokta konulmamış. Nun harfi bakın. Hemen şuraları bir okuyalım. Anlaşılan, bakın nokta yok. Berat-ı Ali'sinin kaydından, bakın ne? Burada da yine nun harfinin noktası yok. Bir daha okuyalım. Anlaşılan Berat-ı Ali'sinin, Berat-ı Ali'sinin kaydından ihraç ettirilen, bakın yine kaydından derken nokta yoktu. Nunda kaydından, bakın şurası. Burada da ettirilen derken yine noktayı koymamış. Ettirilen sureti bit tasdik, tasdikle leffen, yani ek olarak, dürülmüş olarak takdim kılınmış, bakın şının noktası yok, olmağıyla nezareti, bakın nezareti bir yazalım buraya arkadaşlar, z harfini böyle yapmış, bakın devam etmiş, nezareti yazarken r yazmış, t'yi de böyle yapmış, t'nin sonda noktası yok. Bu ders çok üzerine durdum, umarım unutulmaz diye düşünüyorum. Bakın nezaret derken ne yapmış arkadaşlar? Z'yı bu şekilde ve sonundaki T'yi bu şekilde yapmış. Tabi ileyhi değil, ileyha, nezaret müennes olunca şurada kullanılan H harfi de müenneslik H'si. O halde nasıl okuyoruz? Kılınmış olmakla nezareti müşarun ileyhaya irsali mütevakkıf. Demek ki kılınmış, ne kılınmış? Takdim kılınmış olmakla nezareti müşarun ileyhaya irsali mütevakkıf. Evet, devam edelim. İrsali mütevakkıf. Re'yi sami'i sadaret penahileridir. Bakın sadaret penahi yine alalım. Sadaretin penahi ile ya da penahileridir derken birlikte kullanıldığını tekrar görmüş olalım arkadaşlar. Sadaret penahileridir. Klasik bir bitiriş. Yani bakın emir ve ferman, tabi bu şekilde okumuyoruz, emru emru derken şunu u diye okuyoruz, ferman nasıl okuyormuşuz, emru ferman. Peki emru ferman yerine bunu, emr ve ferman şeklinde okuyabilir miyiz? Şey, özür diliyorum. Emr ve, evet şimdi oldu. Emr ve ferman. Evet okuyabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Emir, emr ve ferman. İster bu şekilde okuyun. Emr ve ferman. İster emru ferman diye bu şekilde okuyun. İkisi de doğrudur arkadaşlar. Emru ferman. Evet, belgenin sonuna doğru geliyoruz. Hazreti
Veliyül emrindir. Klasik bir bitiriş arkadaşlar. Artık bu bitirişe alışalım. Yine bakın T'nin noktası yok. Hazreti Veliyül emrindir. Fi 2 şey fi 3 Zilkade sanırım gördüğüm o. Çünkü biraz büyütelim. Sizler de net görün. Evet. Z'si şurası gözüküyor. K'desi de burası. Zil 3 Zilkade. Sene 333. Fi 29 Eylül. Sene 331 arkadaşlar. Evet. Divan-ı Hümayun. Sanki beylikçi Divan-ı Hümayun gibi duruyor. Bu cevap diyor. Kaleme tevdii, adliye ve mezahip nezaretine 20 Eylül sene 333 tarihinde tezkire yazılmıştır diye de bitirmiş ve bu şekilde arkadaşlar biz de dersimizi bitiriyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.